Έτσι. Αγαπητοί φίλοι, συντρόφοι και σύνεδροι, ο τίτλος της δικής μου εισήγησης είναι... Sevgili yoldaşlar, katılımcılar, benim yaklaşımım bugün biraz değişik olacak, değişik bir noktadan olacak. Kostis'in daha önce bahsettikleri dışında bazı yaralar vardır. Ulusal mesele, emperyalizm ve Kıbrıslı komünistlerdir konuşmanın başlığı. Bugün geriye baktığımızda mevcut konjonktürün gücünü ve dinamini anlayabiliriz. Şu anın önemini anlayabiliriz. 2004'ün değil Sayın Kostis. Bugünkü mevcut konjonktür. 2016'daki mevcut konjonktür. Boş verin 2004'deki yaraları. Bugün 2016'da yaşıyoruz ve önümüze bakmalıyız. Geleceğe bakmalıyız. Ve geleceğe bakmak üzere bir çalışma yapmalıyız. Tabii geçmişi de sorgulayacağız. Çatışma, ekonomik, siyasi olarak çatışmalar vardı. Kriz dönemi vardı. Burada bir paralellik yapabilirim başka bir dönemle. Deja vu gibi. Bahsettiğim şey komünizmin Kıbrıs'a doğduğu zamandı. 31 yılıydı. Komünistler Kıbrıs'taki görünüşlerini ortaya koydular Ekim devrimiyle birlikte. Bunun çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Komünistler o dönemde o çok zor koşullarda ayağa kalktılar, birleştiler. Yerelli uluslararasıyla birleştirdiler. Somutu soyutla birleştirdiler. Bugünkü argümanımız Kıbrıs solu olarak, genel olarak neler ne olduğunu artık bir kodlaştırmamız, bir listeleştirmemiz gerekiyor. O zamanki komünizmin meselesi gibi ortaya ulusal meselenin paralelleştirmesine çalışmalıyız. Emperyalist zincirin dış müdahalesinde Lenin'e göre yarı periferyal Valişen'in dediği gibi bugünkü koşullarda da görünüyor metropol ile periferya şey. Dilemmeler var, yanlışlar var, travmalar var. Kıbrıs Komünist Partisi'nin 90 yıllık geçmişinde. Akel ise geleceğe ilişkin bir strateji belirleyebilir. Eski deontolojileri bırakabilir. Ve geçmişe de geçmişe yaralayan şeylere yapışıp kalmayıp bir strateji belirlemesi gerekir. Hepimiz biliyoruz. Buradaki salon dışındakiler de biliyor. Yaralıyız. Geçirdiğimiz tarihsel süreçten dolayı yaralıyız. Ama orada kalırsak, travmayı halen yaşarsak ve ileriye gitmezsek, bunu kim ödeyecek yine? Önümüz ileriki nesiller ödeyecek. Ve biz ödeyeceğiz. Panayotu'nun dediği gibi. Bizim dönemimizde yeniden teorik olarak siyasi pratiğe geçen bağları değinmeyeceğiz. Evet, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle ilgili
sorunun içindeki parametrelere değineceğim. Düşüncem odur ki toplumsal mesele eşitsizlikle ilgili ekonomik uçurumun ve sömürenlerin arasındaki boşluğun artması sorunu, gerek Kıbrıs Türkiye gerek Kıbrıs Rum arasında ekonomik uçurum gittikçe çoğalıyor. Bu ülkemizin yeniden birleşmesinde bu nokta vurgulanmalıdır. Bu mücadele de edilmelidir. Sınıfsal mücadelemiz o dönemdeki gibi devrim yapmaktan korkmuyor. 31'deki gibi devrim yapmaktan korkmuyor. Derinden bölünmüş bir toplum var. Sadece toplumsal ve sınıfsal olarak değil. 40-50 yıldır baktığımız şekle göre somut olarak da bölünmüş bir toplum var. Dikenli teller şiddetle bölünmüş bir yer var. Sol, yani bu bağlamda sol, o dönemden alırsak, o dönemde sol Balkan Sosyalist Federasyonu'ndan bahseden 30'larda bu solu alırsak bugüne kadar kaldı, geldi. Sadece bir federasyon kaldı. Sosyalist Balkan Federasyonu'ndan bugün artık iki toplumlu, iki kesimli federasyona geldik. Sadece federasyon kaldı. Fakat sosyal sorun yeni şartla, yeni terimlerle geliyor. Çözüm var, yeniden birleşme var. Çözümün biçimi artık belirlendi. İki kesimli, iki toplumlu, tek toprak bütünlüğü ve bu gibi bildiğiniz formül. Bu artık kesindir. Bu şekil artık kesindir. Ve burada bizim tartışmamız gereken geçiş dönemindeki strateji ve çözüm dönemindeki strateji midir? Bunu yapmamız gerekir. Çünkü rakiplerimiz bize bunu yapmaya mecbur bırakıyor. Bir hafta önce Haris Georgiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı açık açık bir şey açıkladı. Çözümden sonra minimum referandum istedi. Çözüm sonrası dönemde referandum istedi. Yani diyor ki çözüm yani çözümden sonra neoliberalizmi buraya bir şekilde adapte etmenin sinyallerini verdi. Schumpeter'in öğrencisi sözde yaratılan felaketten bahsetti. İki felaketten biri bölünmedir. İkincisi ise ekonomik olarak mahvolmamızdır. İki tarafta da, dikentelerin her iki tarafında da ekonomik olarak dağılmamızdır. Bu bağlamda önümüzde bunlar var. Bu büyük mesele var. Demek ki daha ileriye gitmemiz lazım. Bunlarla yüzleşmemiz lazım. Bu iki konuyla, bu bölünme ve ekonomik yıkımla uğraşmamız lazım. Mehmet Ali Talat'a katılıyorum. Çözümü desteklemeyen bir sol olamaz ama sol bu desteklemeyi kayıtsız şartsız yapmamalıdır. Her zamanki eskiden beri gelen tezlerin açıklamalardır. Peki nedir bu tezler? Bugün müzakere edilen çözüme bakalım. Yani bu devrimci bir geçiş süreci olmayacak. Yani sol başta olsaydı yine devrimci bir süreç olmayacaktı. İki konu var bahsedeceğim. Çözüm
toplumsal bir perspektif taşımalıdır. Yani her bazı konular tartışmalıdır sırf destek vermemiz için bir köşeye itilmemelidir. İkinci olarak Kıbrıs'ın daha geniş bir alanda Orta Doğu ile işbirliği yapıp birleşmesidir. Andros Kiprianou'nun İstanbul'da yaptığı ziyaret de çok önemlidir. Bu NATO'da kimsenin istemediği bir şey değil. Artık solun görüşleri uluslararası olarak resmileşmişti aslında. Ben solun perspektifleri ve kriz döneminde bile solun perspektif ve gücüyle ilgili iyimserim. Bazı konularda oldukça bizi birleştiren ve ayrıştıran konular vardır. Aslında ben soldan da bahsediyorum. Dikenli tellerin iki tarafından bahsetmiyorum. Solda da bizi ayıran noktalar vardır. Sollar için Ahmet Davutoğlu'nun kitabını ne var? Mesele solun tarihte işlediği gibi toplumu birleştirmek üzere çalışmasıdır. Hepimiz bunu yüksek sesle söylüyoruz. Kıbrıs durumlarda gelecek için. İkinci olarak ilerici bir güç olarak sosyal sorunun çözülmesi bağlamında çözümlerle ilgili ilerici bir güç olması durumu var solun kapitalizme karşı. Ve bazı temel noktaların bir araya getirilmesi ve uygulanmasıdır. Mesela kadınlarla ilgili sorunları bırakalım devrimden sonra çözelim diyorlar. Siyahlarla ilgili sorunları hadi devrimden sonra çözelim diyorlar. Çeşitli baskı altındaki grupları çözümden sonra çözelim dedi. Hayır, böyle yapmayacağız. Kıbrıs sorununun çözümü içerisinde bunları yapacağız ve çözüm aslında bir şekil devrim olabilir. Bu gibi konuları ortaya koymalıyız. Tabii hepsini engelleyemeyiz, müthiş bir çözüm yapamayız ama bu konuları ortaya koymalıyız. Bu konuları tartışmalıyız. Çözümden sonra ya bırakmamalıyız. Solun ortaya koyması gereken sorunlar bunlardır ayrıca. Şu anda geçmişin travmalarını silebilecek bir konjonktürde yaşıyoruz. Bugün bu yaraları saramazsak gidelim eve ama bunu yapabiliriz ve bunu istiyoruz.